Evet sevgili gençler, küre 1. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kürenin alan ve hacim formüllerini öğrenip onları kaliteli sorularla pekiştireceğiz arkadaşlar. Evet, azimle çalışıp bir adım öne çıkmaya var mısın? Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, dersimize kürenin tanımıyla başlayalım. Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerine küre denir arkadaşlar. Evet, o sabit noktamız burası arkadaşlar. Bu sabit noktaya kürenin merkezi diyoruz biz. Eşit uzaklık dediğimiz ifade R'ye de biz yarıçap diyoruz arkadaşlar. Kürenin yarıçapıdır bu. Baktığımız zaman hangi noktaya birleştirsek birleştirelim, o her zaman R'ye eşittir. Şöyle bir iki tane de çizim yapabiliriz bakın. Şu noktaya da çizsek R'dir arkadaşlar. Başka bir nokta, şu noktaya da çizsek yine bu da R'dir. Bu noktadan hep eşit mesafedeki R noktalarını düşünürsek o oluşan noktaların bize küreyi belirttiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Küreyle bağlantılı bize iki tane kavramı karşımıza getirebilirler. Bunlardan bir tanesi, çok kullanacağımız ifadelerden biri, kürenin yüzey alanıdır arkadaşlar. Kürenin yüzey alanını bulmak istiyorsak formülümüz 4πr karedir. Evet, bunları mutlaka bir kenara not edin arkadaşlar. Kürenin yüzey alanı neymiş? 4πr kareymiş. Hacmini hesaplamak istediğimiz zaman da kürenin hacmi 4/3πr küp formülüyle bulunabilir arkadaşlar. Evet, ilk örneğimize bir bakalım. Bize neler vermiş? Hacmi 36π santimetre küp olan kürenin demiş, yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Evet, hacminden bahsettiği için ilk önce hacim formülünü hatırlayalım. V eşittir neydi arkadaşlar? 4/3πr küp. Bunu hesapladığı zaman karşısına 36 pi cevabı gelmiş arkadaşlar. Evet, buradan birazcık sadeleştirme yaparak elimizdeki ifadeye bakıp R'yi bulmaya çalışacağız. Evet, bakın buradan bizim pi dediğimiz ifadeler kaybolur. Sonra yine düşündüğümüz zaman elimizdekileri, bakın burada 4'e bölersek 1 olacaktır. 4'e bölersek 9 olacaktır. İfademizde R küp bölü 3 eşittir 9. Buradan da paydaya 1 yazıp içler dışarı çarpımı yaptığımız zaman R küp eşittir 3 kere 9 27 buluruz. Ve buradan R'ye geçtiğimiz zaman da ifademiz 3 olacaktır arkadaşlar. Yarıçapımız 3'müş. Şimdi biz bunun yardımıyla yüzey alanını bulmak istiyorsak alan nasıl hesaplanırdı? Hatırlayın. Evet, formülümüz neydi? 4πr kareydi. Evet, bunu düşündüğümüz zaman 4'ü yazıyoruz. Pi'yi yazıyoruz. R dediğimiz ifade 3'tü. 3'ün karesini alırsanız 9 olacaktır arkadaşlar. Bunları çarptığımız zaman da 4 kere 9, 36 pi cevabına ulaşırız. Bakıyoruz, cevabımız A şıkkıymış. Evet arkadaşlar, ikinci örneğimizdeyiz. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. O merkezli demiş ve yarıçapı 10 santimetre olan şekildeki küre demiş. Evet, merkezimiz O ve yarıçapımızın 10 olduğunu söylemiş arkadaşlar. Merkezinden demiş 8 santimetre uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor demiş. Evet, bakın 8 santim uzaklıkta bir düzlemle kesiyormuşuz. Kestiğimiz zaman nasıl bir görüntü oluşur onu kafanızda canlandırabilmeniz lazım arkadaşlar. O yüzden buraya da kafanıza canlansın diye bir karpuz şekli koydum. Bakın, kestiğimiz zaman buradaki görüntü gibi olacaktır arkadaşlar. Biz orada iki boyutlu gibi çizmeye çalıştığımız için birazcık elips andırabilir. Ama siz bir karpuz gibi düşünürseniz, biz bunu yatay bir düzlemle kesersek orada yukarıdan baktığınızda bir daire oluşacaktır arkadaşlar. Oluşan görüntü, orada bizim siyahla taradığımız yer neymiş? Bir daire şekliymiş arkadaşlar. Evet, ne diyor bize? Oluşan demiş kesitin demiş yüzey alanı kaç pi santimetre karedir demiş. Evet, o zaman biz burada baktığımız zaman hemen şurada 90'ı görüyoruz arkadaşlar. Şurada 90 yazabiliriz. O zaman 8 var, 10 var. Ne diyebiliriz diğer kenarına? Hatırlayın, burada 3, 4, 5'in katları var. Evet, 4'ün 2 katı, 5'in 2 katıysa burası da 3'ün 2 katı olacaktır. 6 diyebiliriz. Bu 6 dediğimiz arkadaşlar oradaki bizim dairemizin yarıçapıdır. Evet. Oradaki bir daire ise alanı da nasıl bulunur? Dairenin alanı πr kareden bulunur arkadaşlar. R yerine sadece buradaki 6'yı yazmamız lazım. O zaman ifademiz pi çarpı 6'nın karesi, yani 36 pi olacaktır arkadaşlar. Kaç pi diye sorduğu için de direkt 36 diyoruz. Cevabımız C şıkkıymış. Evet arkadaşlar, 3. örneğimizdeyiz. Bir bakalım bize neler vermiş. Bir küre demiş, merkezinden demiş 5 santimetre uzaklıkta bir düzlemde kesiliyor demiş. Evet. Kesit dairenin alanı 144 pi santimetre kare olduğuna göre demiş, kürenin hacmi kaç santimetre küptür demiş arkadaşlar. Evet, şöyle bir canlandıralım arkadaşlar. Bakın şu bizim küremiz olursa o baktığımız zaman kestiğimiz yerde burası olsun arkadaşlar. Buradan kesiyormuşuz biz bu düzlemle. O zaman düşünürsek bir merkez belirleyelim. Burası O olsun. Diyor ki bize merkezden 5 santimetre uzaklıkta. Yavaş yavaş dediklerini uygulamaya çalışalım. Bizim o kestiğimiz yeri düşünürsek şöyle düşündüğümüzde 5 santimetre uzaklıktaymış. O zaman oraya gidip biz 5 yazalım. Evet, burasının 5 olduğunu söylüyor. Ve şuradaki kırmızı olarak gösterdiğimiz yukarıdan bakarsanız daire şeklindeki o yerimiz bizim alan olarak neymiş? Kesit alanı dediğimiz yer 144 pi'ymiş arkadaşlar. O zaman biz ilk önce ne yapacağız? Oradaki daire olduğu için pi r kare dediğimiz zaman 144 pi'ye eşitleyeceğiz. 144 pi. Hemen buradan işlemimizi yaptığımız zaman bakın pi'ler kaybolur. Evet, r kare 144 geldi. O zaman r ne olacaktır? 12. Tabii bu bizim, dikkat edelim, sadece oradaki kesitimizin yarıçapıdır arkadaşlar. Yani küremizin yarıçapı değil bu. Evet, bunu o zaman yerine koymaya çalışalım biz. Burası neresidir? R dediğimiz ifade bakın arkadaşlar. Şu mesafedir, bakın maviyle gösteriyorum. Burası bizim yarıçapımız, yani 12'ymiş. O kesitin yarıçapı. Evet, bizim hedefimiz nedir? Bizim hedefimiz de arkadaşlar, kürenin hacmini bulmak istiyorsak kürenin yarıçapını bulmalıyız. O zaman biz de kendimiz buradan hemen bir tane kürenin yarıçapını çizelim. Bakın şöyle çizdiğimiz zaman şu bir de bizim kürenin yarıçapıdır. Onu düşündüğümüz zaman evet şöyle bir bakın arkadaşlar, şurası 90 derece. 5 görüyorsunuz, 12 görüyorsunuz. O zaman yarıçapımız ne olacaktır? 13 olacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi bu yarıçap yardımıyla da biz artık kendi küremizin hacmine geçebiliriz. Kürenin hacmi neydi? 4/3 pi r küplü arkadaşlar. Evet, burada r yerine ne yazacakmışız? 13 yazacakmışız. Evet, yazdığımız zaman 4/3 çarpı pi çarpı 13'ün küpü olacaktır. Evet, böyle bir ifademiz nerede var diye bakarsak, bunun tamamen açmamış arkadaşlar. Bakın nerede var? Paydası da 3 olacakmış. Evet, cevabımız Denizli gözüküyor. Evet sevgili gençler, 4. örneğimizdeyiz. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. A ve B noktaları demiş. O merkezli küre üzerinde demiş arkadaşlar. Evet, A ve B kürenin yüzeyi üzerindeymiş. Evet, bize ne diyor başka? AOB 60 derece demiş. Bakın şurada bir merkez açı var, 60 derece. OA mesafesi 2 santimetre demiş arkadaşlar. Bakın küremizin yarıçapı bu. Yarıçapımız 2 santimetreymiş. Yukarıdaki verilere göre demiş O merkezde demiş 60 derecelik demiş. Küre diliminin hacmi kaç santimetre küptür demiş arkadaşlar. Ve pi'yi de 3 almamızı istemiş. Evet, hatırlarsanız kürenin tamamını düşünürsek ilk önce 4/3 pi r küptü arkadaşlar. Tüm hacim budur. Ama bize 60 derecelik dilimin hacmini soruyorsa o zaman biz bu ifademizi 60/360'ta çarpmamız lazım. Evet. Bunu yaptığımız zaman o küre diliminin hacmini bulmuş oluruz arkadaşlar. Elimizde bakalım neler var. Yazmaya çalışalım. 4/3 yazdım arkadaşlar. Sonra ne diyor bize? Pi. Pi dediğimizde 3 al demiş. 3 aldık. O zaman 3 yazıyorum buraya. R dediğimiz ifadeye bakarsanız onun da 2 olduğunu görüyoruz. 2'nin küpünü alırsak 8 olacaktır. 60/360. Evet, o ifademizi de hemen sadeleştirelim. Buraya baktığımız zaman 60'a bölersek 1 olur. 60'a böldüğümüz zaman 6 olacaktır. Çarpı 1/6'ymış. Evet, burada gidenler varsa sadeleştirmeye çalışalım. Bakın kimler gider? Mesela şuradaki 3'lerimiz sadeleşebilir. O zaman yukarıdaki ifade 4 kere 8, 32. Paydamızda da 6 var. Buradaki ifadeler de 2'ye bölünecektir. 2'ye böldüğümüz zaman cevabımız 16/3 olur. Bakıyoruz, cevabımız D şıkkıymış. Evet arkadaşlar, 5. örneğimizdeyiz. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. CD ve AB demiş. Bizim çaplarımızmış. Bakın AB çapmış, CD çapmış. Evet. Başka ne diyor bize? OC ile OD 12 demiş. Evet, baktığınız zaman OC'ye mesela yarıçapımızın 12 olduğunu görüyoruz. Bu 12 dediği yarıçapmış arkadaşlar. Diyor ki şekildeki küreden demiş 60 derecelik dilim çıkartılıyor demiş. Evet, bir önceki soruda da buna benzer bir ifade vardı. Orada da 60 derecelik dilim çıkartılıyordu. Evet, çıkartılan bu parçanın demiş bu sefer alanı kaç santimetre karedir demiş. Evet arkadaşlar, önceki sorumuzda hacim sorduğu için tek seferde bulabilmiştik. Ama bu sefer bize o çıkarttığımız dilimin alanını sorduğu için biraz daha dikkatli olmamız lazım. Kafanızda kolay canlansın diye bunu bir karpuz gibi düşünürseniz arkadaşlar, oradaki dilimi çıkarttığımız zaman bakın burada satıcının elindeki karpuz dilimi gibi düşünebilirsiniz. Bunun üzerinden gideceğiz. Beraber yapmaya çalışacağız. Burada iki farklı karakterde alan vardır. Önce bunun farkına varalım. Bir, karpuzun kabuğunu düşüneceğiz arkadaşlar. Orası yeşil alan diye düşüneceğiz. Bir de baktığımız zaman burada gördüğümüz kırmızı yüzeylerimiz var. o alanları bulmaya çalışacağız. Önce yeşil dediğimiz kabuğun alanını bulurken biz kürenin yüzey alanından faydalanırız. Orada alan 1 diyelim. O zaman 4 pi r kare neydi hatırlayın? Bu bizim kürenin dış alanıydı, dış yüzey alanıydı. Biz bunun ne kadarını istiyoruz? Bakın şu siyah kısım lazım bize. Oradaki dilimin dış yüzeyini şu an konuşuyoruz. 60 derecelik kısmı sorduğu için 60 bölü 360 diyoruz arkadaşlar. Evet, o zaman biz buradaki ifademizde sadeleştirmelerimizi yapalım. 60'a bölsem 1 olur. 60'a bölsek burası 6 olur arkadaşlar. R de kaçtı bakın burada? 12 idi. Yerine yazalım. 4 pi çarpı 12'nin karesi 144 olacaktır. Çarpı 1 bölü 6'ymış. Evet, buradan da tekrardan sadeleştirme yapabiliriz. 6'ya böldüğümüzde 1 olacaktır. 6'ya böldüğümüzde 24 bulacağız. 4 çarpı 24'te 96 pi diyebiliriz. Tabii biz şu anda elimizdeki karpuz diliminin sadece dışı yüzeyindeki yeşil kısmı bulduk. Kabuğun alanını bulduk arkadaşlar. Ama baktığınız zaman burada ne görüyorsunuz? Bir de kırmızı yüzeyleri görüyoruz. O yüzeylere bir yoğunlaşın arkadaşlar. Onları da bulmamız lazım. Orada 2 tane yüzey vardır. Bir burası, bir de burası. Onlara biraz dikkatli bakarsanız onlar yarım dairedir arkadaşlar. Birlikte düşünürsek de tam bir daire yaparlar. Evet, o zaman kırmızı yüzeylerinde alanını düşünürken bir dairenin alanını hesaplamamız gerekiyormuş. Evet, dairemizin de yarıçapına bakarsanız 12'dir arkadaşlar. Evet, o zaman pi çarpı 12'nin karesi dersek 144 pi dediğimizde oradaki karpuz diliminin kırmızı yüzeylerinin alanıdır. Toplam yüzey alanını düşünürsek bu ifademizde A1 artı A2 diyoruz. 96 pi artı 144 pi. Bunları topladığımız zaman da 240 pi sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Bakıyoruz cevabımıza. A şıkkıymış. Evet arkadaşlar, 6. örneğimizde kaliteli bir soruyla karşı karşıyayız. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. Yüksekliği 9 cm ve tepe açısı 60 derece olan bir koninin demiş. Evet, baktığımız zaman bu konimizi düşündüğümüzde yüksekliğinin 9 cm ve buradaki açısının 60 derece olduğunu söylüyor arkadaşlar. Evet, bu konimizin demiş şekildeki gibi demiş içerisine küre yerleştiriliyor demiş. Evet, bakın buradaki küreyi yerleştirmiş içine. Diyor ki bize koni ile küre arasındaki hacim kaç santimetre küptür demiş. Evet, aradaki hacmi bulacaksanız arkadaşlar koninin hacminden kürenin hacmini çıkartmalısınız. O zaman bize bunların yarıçapları lazım. Onlara ulaşmak adına çalışmalarımızı yapalım arkadaşlar. Şöyle bir çizimle başlıyoruz ifademize. Bakın oradaki 60 dereceyi bu çizgimiz tam 2 eşit parçaya bölecektir. Yani biz buraya gelip oralara 30'ar derece yazmalıyız. Evet, buraya 30 derece, buraya 30 derece yazdığımız zaman o zaman şuradaki açımızı düşünürsek şuranın tamamı 90 derecedir. Bakın şöyle gösteriyorum. 90 derece olduğu için 30 çıkartsak şuraya 60 kalacaktır. Burada 60 var. Burada 90 var. İç açılar toplamından buranın da 30 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunları niye yaptım arkadaşlar? Çünkü şurasına baktığınız zaman şurası bakın. Burası bizim konimizin yarıçapıdır. O yarıçap aşağıya eşittir. Bu yarıçapımızı biz bu üçgenden bulabiliriz. Bakın 30'un karşısında ne görüyorsunuz? R görüyorsunuz. O zaman 60'ın karşısında ne olurdu? Kök 3 katı olurdu. R kök 3. R kök 3 ifadesi 9 gözükmekte. Biz buradan da kendimiz her iki tarafı kök 3'e bölerek yarıçapa ulaşmaya çalışacağız. Evet, buradan sadeleştirmemizi yaparsak şunlar gidecektir. 9'u kök 3'e bölerken de işlemde zorlanıyorsanız pay ve paydayı genişletme yapabilirsiniz arkadaşlar. 9 kök 3 bölü aşağısı da kök 9 yani 3 olacaktır. 9'u 3'e böldüğünüzde yarıçapımızı 3 kök 3 buluruz. Evet, artık biz bu büyük olan konimizin hacmini hesaplayabiliriz. Evet, neydi hatırlayalım, ona V1 diyelim biz. Koninin hacmi pi r kare h bölü 3'tü arkadaşlar. Bunu uygulamak istediğimiz zaman r neydi hemen yerine koymaya çalışalım. R dediğimiz ifade bakın 3 kök 3. Bize karesi lazım. O zaman 27 yapar. 3 kök 3'ün karesi 27'dir. Çarpı h demiş arkadaşlar. H'ımıza bakarsak h'ımızda 9'du. Şu anda koninin hacmini hesaplıyoruz. Şimdi bu ifademizde hemen 3'te de sadeleştirme yapalım. Bakın şurayı 3'e bölsek şöyle bu 1 olur. Burası 9 olur. 9 kere 9'da 81. Biz şu anda 81 pi diye konimizin hacmini bulduk. Şimdi ne yapacağız? Şu anda da biz arkadaşlar kürenin hacmine geçmeye çalışacağız. Kürenin hacmine geçebilmek için de arkadaşlar bizim burada küremizin yarıçapını bulmamız gerekiyor. O yüzden şurada bir merkez belirliyorum ve buradan şöyle teğet noktasına çiziyorum arkadaşlar. Evet, buraya baktığınız zaman buradaki yarıçapları biraz isimlendirmeniz lazım. Kürenin şuradaki yarıçapına R dersek şurası da R olacaktır arkadaşlar. Şuradaki üçgeni görmeye çalışın. 30 var, 90 var, şurası da 60'tır. Bu üçgeni kullandığımız zaman arkadaşlar 30'da R görüyorsunuz bakın. 90'da şu parçamız 2R olacaktır. Evet, bunu söyleyince ne oldu? Bakın aslında küçük R'lerden bahsediyorum. Şuradan başlayarak aşağıya doğru giderseniz tam buraya kadar düşünürsek R artı 2R'dir arkadaşlar. Yani 3R. 3R dediğimiz ifade 9'a eşittir arkadaşlar. Evet, 3 tane küçük R 9'a eşitse burada 3'e bölersek R'yi 3 buluruz. Bu da bizim oradaki küremizin yarıçapıdır arkadaşlar. O zaman kürenin hacmini bulalım. Ona da V2 diyelim. Neydi formülümüz? 4/3 pi R küptü. Yerine yazdığımız zaman 4/3 çarpı pi çarpı 3'ün küpü. 3'ün küpü 27'dir arkadaşlar. Evet. Buradan da sadeleştirme yaptığımız zaman şöyle 3'e bölelim 1 olsun. Burayı 3'e böldüğümüzde 9'dur. O zaman 4 pi çarpı 9'da 36 pi buluruz. Bize aradaki hacmi soruyordu. O zaman ne yapacağız? V1 eksi V2 diyeceğiz. Koninin hacminden kürenin hacmini çıkartacağız. 81 pi'den 36 pi'yi çıkarttığımız zaman cevabımız arkadaşlar bakıyoruz 45 pi olacaktır. Şıklardan baktığımızda cevabımızın C olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar, geldik 7. örneğimize. Şöyle bir bakalım bize neler söylemiş. Şekildeki demiş O merkezli çeyrek çemberin demiş yarıçapı demiş 2 santimetredir demiş. Evet, yarıçapımız 2'ymiş. OA ifadesi demiş etrafında demiş 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi kaç santimetre küp olur demiş. Evet arkadaşlar, bir döndürme sorusu kendisi. Biz ne yapıyorduk? Kimin etrafında döndürüyorsak önce ona göre simetri alıyorduk. O zaman bakın OA etrafında dediği için OA'ya göre simetri almalıyız. Evet bakın burada düşünürsek biz OA'ya göre bir simetri alalım ilk önce. Evet, şu şekilde düşündüğümüz zaman biz bu ifademizi şimdi çevireceğiz arkadaşlar. Çevirmek istediğimiz zaman bakın 360 derece çevirecekmişiz. Evet, şu an 180 oldu. Devam ediyoruz. Evet, 360 derece çevirdiğimizde ortaya bu görüntü gelecektir arkadaşlar. Bu görüntüde biraz dikkatli baktığımız zaman yarım küre olduğunu fark ediyoruz. Onun hacmini sormuş bize. O zaman kürenin hacmi neydi? Onu hatırlamamız lazım. Kürenin hacmini düşünürsek neydi? 4/3 pi r küptü arkadaşlar. Biz bunu 2'ye böleceğiz. Çünkü elimizdeki ifade oluşan yarım küre. Yarıçapı neydi? Bakın 2'ymiş. O zaman yarıçapımızda 2 ise yerine yazarsak ifademizde 4/3 pi 2'nin küpünü aldığımız zaman 8 olacaktır arkadaşlar. Bölü 2 diyoruz. Yukarıdaki ifademize baktığımız zaman yukarıdaki ifademizle şu aşağıdaki 2'yi aslında sadeleştirebiliriz. Burayı 2'ye böldüğümüzde 1 olur. Yukarıya 2'ye böldüğümüz zaman burası 2 olacaktır arkadaşlar. O zaman çarptığımız zaman 2 çarpı 8 16 pi bölü 3 diye bu hacmimizi bulmuş oluruz arkadaşlar. Cevabımız B şekliymiş. Evet arkadaşlar, geldik 8. örneğimize. Şöyle bir bakalım bize neler söylemiş. Yarıçapı demiş 4/3 santimetre olan kürenin içerisine demiş yerleştirebilecek maksimum hacimli küpün demiş bir ayrıtı kaç santimetre olmalıdır demiş. Evet arkadaşlar, şekli yavaş yavaş canlandırmaya çalıştığımız zaman şu kırmızı olanı biz küre diye düşünürsek onun içerisine bu şekilde bir küpçeyi yerleştirecekmişiz arkadaşlar. Bu küpü düşündüğümüz zaman bunun ayrıtının ne olacağını bize soruyor. Evet, şöyle bir hatırlayın, küp dediğimiz şekil nasıl bir şekildi? Bütün ayrıtları birbirine eşitti arkadaşlar. Bakın bunlara A yazabiliriz. Buradaki ifademizde bizim cevaba ulaşabilmemiz için şu yorumu yapmamız gerekiyor. Buradaki küpümüzün cisim köşegenini düşüneceğiz arkadaşlar. Hemen onu çizelim. Küpün cisim köşegeni dediğimiz çizgi bakın. Şuradaki yeşil çizgimiz. Bu çizgimiz bizim çapımıza eşit olması lazım. Bizim kürenin çapına eşit olması gerekiyormuş. Evet, oradan merkez belirlersek o zaman bizim yarıçapımızı kaç vermişti kendisi? 4/3. Şuraya 4/3. Buraya da 4/3 yazabiliriz. O zaman bizim buradaki cisim köşegenimiz 8/3'tür arkadaşlar. 8/3 dediğimiz cisim köşegeni küplerde neye eşitti hatırlarsanız? A/3 ifadesine eşitti. Tekrar söylüyoruz. Bizim küpümüzün cisim köşegeni A/3'tür arkadaşlar. O da bizim bu küremizin çapına eşit olması gerekirmiş. Bu eşitliği yaptığımız zaman sadeleştirme yaparsak arkadaşlar burada kök 3'ler gidecektir. A dediğimiz ayrıtımız 8 olacaktır. Bize zaten sorduğu ifade bu küpümüzün ayrıtıydı. O zaman cevaba D şıkkı diyebiliriz. Evet arkadaşlar, geldik son örneğimize. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. Şekilde demiş yarıçapları eşit olan demiş 3 tane küre demiş birbirine ve silindirin yan yüzüyle tabanlarına teğet olacak şekilde yerleştiriliyor. Evet arkadaşlar, şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde yerleştirilmiş 3 tane küremiz var. Bir kürenin demiş, hacminin demiş, silindirin hacmine oranı kaçtır demiş. Evet arkadaşlar, o zaman şurada biz küçük olan bir tane küremizin yarıçapına R diyerek başlayalım. Oradaki tüm uzunlukları hesaplamaya çalışalım. Bakın buralara R yazabiliriz. Buralara R yazdığımız zaman ve de şu yatayı da düşündüğümüzde mesela R dersek, o zaman silindirimizin yarıçapında R olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda baktığımız zaman şuradan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bizim silindirin yüksekliği de 6R'ymiş arkadaşlar. Şimdi biz burada bir oran bulacağız. Oran demek bölmek demektir arkadaşlar. Önce kimden bahsetmiş? Kürenin hacminden bahsetmiş. Onun pay kısmını yazacağız. Kürenin hacim formülü neydi? Hemen yazıyorum. 4/3 pi r küptü arkadaşlar. Aşağıda kimi yazacağız? Aşağıda silindirimizi yazacağız. Onun formülünü hemen uygulayalım. Pi r kare diyeceğiz arkadaşlar. Bakın r zaten yarıçapımız r kare olacaktır. Çarpı h'tı. H'ımız da 6r'dir arkadaşlar. Evet. Bu iki ifadenin bize oranını sormuş. O zaman en azından şuradaki pi'leri gönderelim. Bakın buradaki pi'ler kaybolur. Sonra iki ifademizde bakarsak r kare çarpı r küptür. Yani bu r küple şuradaki r küp kaybolur. Bu bölmeyi nasıl yaparız? İşte pay aynen kalırdı arkadaşlar. Paydayı da ters çevirip çarparsak 1/6 dersek. Bu ifademizde yine minik bir sadeleştirme yapalım. 2'ye böldüm 2 olacaktır. 2'ye böldüm 3 olacaktır. O zaman yukarısı 2, aşağısı da 3 kere 3, 9 olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız 2/9'muş. Evet arkadaşlar, küre şeklinde tanımış oldunuz. Alan ve hacim formüllerinin aklınızda kalması için ikinci küre videomuzda izlemenizi tavsiye ediyorum. Herkesin zorlandığı bu konulara daha fazla çalışarak diğerlerinin önüne geçebileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bu eğitim çemberinin genişlemesine destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.